dönüşüm projesi temel atma töreninde konuşuyor Ekrem İmamoğlu, izleyelim. Bunu maksimum seviyeye çıkartarak İstanbul'daki bu güçlü seferberliğin önemli bireyleri olma konusunda yola çıkan aday arkadaşlarım, bugün Zeytinburnu'nda aday olan ve bu kentsel dönüşüm süreçlerinde de aktör olmuş değerli bir yöneticimizdi. Sevgili Onur Soytürk Zeytinburnu'nda aramızda, kendisine de katıldığı için teşekkür ederim. Tabii Eyüp Sultan bu kentsel dönüşüm meselesinde aynen Zeytinburnu'da olduğu gibi, ki alanları itibariyle ve de çözüme kavuşması konusunda geçmişten bugüne komşu birkaç ilçenin de etkin süreçlerinin işletildiği ve ne yazık ki büyük oranda mağduriyetlerin konuşulduğu, ama biz bu dönem en üst seviyede tuttuğumuz şeffaflık ve masada mutlak bireylerin, vatandaşların hak ve hukuklarının korunmasını ön planda tutan bir süreçle ileri taşıdığımız bu dönüşüm sürecinin en önemli ilçelerinden birisi olan Eyüp Sultan'da bizim güçlü kuruluşumuz İKDAŞ'ı yönetmiş ve bu dönemde etkin bir biçimde Eyüp Sultan ilçemizde çalışmalarını sürdüren yönetici ciddiyetiyle, devlet adamı duruşuyla gerçekten Eyüp Sultanlı hemşerilerime özenli bir yöneticilik sunacağına yürekten inandığım Mithat Bülent Özmen'i davet ediyorum. Ona da başarılar diliyorum. Buradan Eyüp Sultanlı hemşerilerimden Bülent Bey'i yalnız bırakmayacaklarına da yürekten inanıyorum. Evet, değerli dostlar, bugün gerçek bir basa basa vurguluyorum. Çünkü kentsel dönüşümün sahtesini de yapıyorlar. Bu sahtesi meselesi önemli. Her ne kadar birazcık esprili gibi olsa da ne yazık ki kısmen bu sahte meselesini vatandaşlarımıza yaşatıyorlar. Kimin yaptığını aslında siz çok iyi biliyorsunuz. Gerçek kentsel dönüşüm insanları güvende hissettirir, huzurlu ve mutlu eder. Sahte kentsel dönüşüm ise insanları mağdur eder. İstanbul'un deprem gibi çok önemli bir sorunu var. Bunu hepimiz biliyoruz. Şunu da söylemem gerekir. Tabii bu sorunun çözümlerinden birisi olması gereken kentsel dönüşümün bu şehirde bu arkadaşlar yüzünden kendisi de bir soruna dönüştü. Yani kentsel dönüşüm deyince bir sorun yumağı hissediliyor. Bunun sebepleri var. Sevgili dostlar, eğer sahte işler yaparsanız, insanları aldatırsanız, insanlara kentsel dönüşüm diye sadece İstanbul'un özellikle göz önünde bulunan Marmara kıyıları, deniz kıyılarını lüks konutlarla yığın haline getirirseniz, Fikirtepe gibi çok kötü bir talihsizliği yaşatırsanız, işte kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları insanları ne yazık ki kentsel dönüşümden soğutur ve bir nevi illallah dedirtir. Olayın özeti budur. Bu plansız, programsız çalıştıkları, vatandaşın halinden anlamadıkları için büyük mağduriyetlere yol açtılar. Bu süreç böyle işledi. İstanbulluları evlerinden, semtlerinden ettiler. Ve bir rant
mücadelesi, bir rant kavgası, bir rant müzakeresine döndü. Bu yarım kalmış projelerle evsiz bırakılan insanlara dönüştü. Bina bazlı yerinde dönüşümde vatandaşla müteahhidi baş başa bıraktılar. Hanımefendi böyle olmaz, bak bir şey soracağım da olmaz ama bir şey anlatıyorum. Yani böyle sorma olmaz, bak nezakete bile uygun değil. Nezakete bile uygun değil bak. Olmaz ama bak olmaz, gelirsiniz öne müsaade istersiniz. Ama olmaz bak olmaz, sizin gibi duygusunu dile getirmek isteyen hanımefendi bir şey derseniz, demek isterseniz bak siz bu uslup hiç hoş değil. Bu konuda yaşanan büyük sorunları sadece seyrettiler. Biz biliyoruz bu milletten yıllarca deprem vergileri alındı, hem de milyarlarca dolar. Vatandaş sesini çıkaramadı. Her şeye rağmen hükümetine, belediyesine güvenen insanlar bu güvenlerinde ne yazık ki sıkıntı gördüler. Ama onlar bu güveni iyi yönetemediler. Vatandaşı bir nevi kapalı devre bir ortam yönettikleri için yalnız bıraktılar ve çaresiz bıraktılar. Bakın deprem toplanma alanlarını imara açtılar. Bir nevi vatandaşı sırtından hançerlediler. Vatandaşa ihtiyacı olan konutları yapmak yerine az önce söylediğim gibi hala rezerv alan ilan ettikleri askeri alanlarda %85'in üzerinde oranda lüks konut üretiyorlar. Rezidanslar üretiyorlar. Yine o rezerv alan dedikleri alanları çarçur ederek vatandaşı sırtından hançerlediler. Vatandaşın kentsel dönüşüm adı altında bunca ihanete imza atan insanlara asla inancı olacağını ben düşünmüyorum. Düşünün seçime giderken hala insanlara düşünsenize 650 bin konut yapacağız yalanını söylüyorlar. 650 bin. Bunu da gerçekten yüzü kızarmadan ifade edebiliyor. 650 binin rakamsal değeri, maaş ödemese, hiçbir yatırım yapmasa, metroya ona buna para harcamasa, bu şehrin 5-6 yıllık bütün parasını harcasa yine 650 bin konutu yapamaz. O bakımdan gerçeklerle yalanları ayırt etmek isteyen, sadece inanın vatandaşlarımıza sesleniyorum, Tuzla'ya baksa gerçeği bütün açıklığıyla görür ve Tuzla'da 2019 yılında duyurulan bir TOKİ projesinde temelini de 2021 yılında ancak atabildiler ki hemen yanı başında bizde Kiptaş aracılığıyla 2021 yılında bir konut projesi başlattık, temelini attık. Biz projemizi 13 ay içerisinde tamamladık ve vatandaşımıza teslim ettik. TOKİ projesi ise 3. yılında ve hala kaba inşaat seviyesinde olan bölümleri var. Tabii bizi şaşırtmıyor sadece olan onların bir kez daha sözlerinde durmaması meselesi. Biz ise söz verdiğimiz tarihten bir yıl önce konutları bitirip vatandaşımıza teslim ettik. Kentsel dönüşüm konusunda gerçeklerle yalanları ayırt etmek isteyenler yine Eyüp Sultan Yeşilpınar evleri projemize de bakabilirler. Bizden önceki yönetim Yeşilpınar evlerinin bulunduğu alanı üzerinde hak sahipleriyle, ben ilanı gördüğümde şok oldum. Gazete ilanı. Yani orada oturan insanlar var ve bu alanı gazete ilanıyla o dönemin Kiptaş ve İBB yöneticileri satış ilanına çıktılar. Arsayı satmaya kalktılar. Vatandaş riskli binalarda belirsiz, güvencesiz bir haldeydi. Biz geldik, satış girişimini durdurduk ve yıllardır çözülmemiş,
mülkiyet sorunlarını biz çözdük. Her konuyu vatandaşla uzlaşarak yaptık. Hemen bir uzlaşma ofisini orada devreye aldık ve tam %100 uzlaşı sağladık. Riskli yapıları yaptık. Hak sahiplerine kira yardımı sağladık İBB olarak. İstemeleri halinde taşınabilecekleri stok konutlarımızı açtık ve söz verdiğimiz tarihte aksatmadan tüm hak sahiplerine güvenli evlerini teslim ettik. Bizim yönetimimizde yapılan bütün işlerde inanın bütün arkadaşlarıma talimatımdır ki aynı özeni görürsünüz. Yalnız verdiğimiz sözleri değil ile aynı zamanda işin kalitesinde de görürsünüz. Detaylara verilen önemde görürsünüz. Mimari detaylarından malzeme detaylarına, uygulamalardan o binayla beraber çevreye sağlayacağı sosyal faydalara varıncaya kadar. Bazen bir kreş, bazen bir mahalle evi, bazen bir sosyal hizmete destek olan birimleriyle. Bizim yönetimimizde yine değerli kurumumuz KİPTAŞ, Türkiye'de sabit taksitli sosyal konut üreten tek kurum oldu. Onların vatandaşa sabit taksitle konut sağlamak diye bir dertleri hiç olmadı. İnanın bazı konut alan vatandaşlarımızın ödeyeceği rakamları geleceğe dair enflasyon farkıyla, işte tefe tüfe farkıyla ödeyeceği rakamları duyduğumda ben şok oldum. Onun için biz sadece bugünü de düşünmedik. Bu konutları elde edecek olan vatandaşlarımızın yarınlarda karşılaşacağı sorunları bilerek birkaç yıl içerisinde onları güvence altına alma gayretinde olduk. Onun için halkçı bir uygulamayı ortaya koyduk. Onun için biz en ileri seviyede halkçı belediyeciliğin temsilcileri olduğumuzu iddiayla söylüyoruz. Bizimle onlar arasındaki fark inanın zihniyet farkıdır. Ahlak ve haysiyet farkıdır. Aradaki fark vatandaşa verdiği sözü şeref sözü kabul edenler ile vatandaşa yalan söylemekten utanmayanlar arasındaki farktır. Aradaki fark budur. Bugün temelini attığımız Akşemseddin ve Çırçır mahalleleri kentsel dönüşüm projesinde de bizim farkımızı görecek ve halkımız olarak yaşayacaksınız. Bugün atacağımız temelle birlikte Eyüp Sultan'ın iki mahallesinde daha gerçek kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. 6 yıldır riskli alan statüsünde bulunan bu bölgenin depreme dayanıksız yapılardan arındırılması yolunda çok önemli bir adım atıyoruz. Hızlı çözüm üretmek için yapılaşmanın az olduğu ve İBB mülkiyetinde bulunan Akşemseddin Mahallesi'ndeki iki parselde rezerv konutlar üreteceğiz. Riskli alan ilan edilen bölgedeki sorunlar yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın buraya taşınmalarını sağlayacağız. Elbette ki istekleri doğrultusunda. Ruhsatı alınmış olan projelerle bölgedeki iki parselde toplam 703 konut, 12 ticaret, bir kreş ve bir mahalle evi inşa edilecek. Tabii özellikle burada dikkatinizi çektiği gibi hem mimari tarzıyla hem yaşamsal alan tasarımıyla özenli bir proje dizaynı yapılmıştır. Eyüp Sultan'da kentsel dönüşüm süreçlerine hız kazandıracak rezerv konutların üretiminde tam anlamıyla üst seviyede bir ekip çalışması vardır. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı çatısı altında güzel bir çalışma yapılmıştır. Tabii İmar Daire Başkanlığı ve diğer birimleriyle herkes bu tür çalışmalarda İBB kurumsalı altında özenli bir işbirliği süreci yürütmüştür. Genel sekreterimizden genel sekreter yardımcımıza ve o birimlerde bulunan daire başkanlıklarına varıncaya kadar yine
Aynı şekilde burada bulunan özellikle uzlaşma süreciyle başlayan sahadaki imar AŞ varlığından tutun, inşaatını yapan Kiptaş sürecine kadar, proje ve sürecin olgunlaşmasındaki BİMTAŞ'a kadar iştiraklerimiz içerisindeki iştiraklerimizin özellikle yapı sektörüyle ilgili olan, bu kentsel dönüşüm süreciyle ilgili olan grubumuzun da özenli ve işbirliği içerisindeki çalışmasıyla çok güzel bir sonuca erişilmiştir. Birlikte çalışma, birbirinin sözünü dinleme, birbirine iş odaklı ve sonuç odaklı anlayışla karşılıklı diyalog yürütme çabasından ötürü bütün yönetici arkadaşlarıma yürekten hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Hayali vaatler vermedik. Verdiğimiz tüm sözleri de tuttuk. Tutamayacağımız bir sözü de vermedik. İstanbul'un her tarafında, inanın, o iç huzurla dolaşıyorum. Ha şunu söyleyeyim, engellendiğimiz süreçlerin uzatıldığı, yani bir yerde başlayacağımız bir inşaatın bazen o yerel alanda bazı ilçe belediyeleri tarafından uzun süreler uzatıldığı, hatta sabote edildiği girişimleri de yaşamadık değil. Ama biz işimize baktık. O bakımdan öyle bazıları gibi karşıma kentsel dönüşüm mağdurları çıkar da hesap sormaya kalkarlar mı diye de endişe etmedim. Çünkü veremeyeceğimiz bir cevabımız yok. Şu var, geçmişten bugüne arızalı diyaloglarla sıkıntılı bir sürece bürünmüş olan kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili ne yazık ki insanların ön yargılarını yıkmak kamu adına kolay bir şey değil. Bunu yıkmak adına ısrarla anlatıyoruz, ısrarla anlatıyoruz. Arkadaşlarıma lütfen sonuna kadar bilgi vermekte, detay vermekte geri durmayın diyoruz. O bakımdan ben şunu söyleyeyim. 5 yıldır, ki 5 yıldır demek de yanlış aslında, 4,5 yıldır kimseyi mağdur etmeden halkın dertlerini çözmek için bütün arkadaşlarımla, var gücümle, tüm özenimle çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Bunu buradan belirtmek isterim. Ve herkesin hayatı kolaylaşsın, güzelleşsin diye uğraşıyoruz. Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm konusunda her zaman vatandaşın yanında olacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun, göreceksiniz, inşaat maliyetini, bütün bu vaatler hesabı kitabı yapılmış vaatlerdir. İnşaat maliyetinin %60'ını biz karşılayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızın 50 bin konuta yakın dönüşümüyle ilgili süreçte, yine bu konutlarda yaşayan dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetinin %65'ini de biz üstleneceğiz, biz. Bugünkü anlayışın, daha dün emeklilerin aldığı maaşla ilgili dalga geçecek seviyede yorum yapmasını ben hicap duyarak akşam dinledim. Riskli binalarda yaşayan ev sahiplerine ve kiracılara, bakın bu kiracı sürecini biz olayın içine kattık. Bakanlığın verdiği desteğin üzerine kiraların çok arttığı gerçeğini görerek 7 bin lira ekstra kira desteğini de biz vereceğiz. Yine emeklilerimize ayrı bir satır açtık. Bakanlık kira yardımının üzerine özellikle tek emekli maaşıyla geçiniyor ve bir evini dönüştürecek, ne yapacaksınız? Sokağı mı bırakacaksınız? Biz o emeklilere 9 bin lira kira desteği vereceğiz. Onlara ekstra bir ayrımcılık yapıyoruz. Yani toplamda bu 5 yıl içerisinde 80 bin ev sahibi ve kiracımıza
kira desteğinde bulunarak onların süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlamak, onları da güvenli konutlarda güvenceli bir yaşama kavuşturma konusunda desteklerimizi bu yoksulluğu hükümetin tavan yaptığı ortamda, maliyetlere takla attırdıkları ortamda, döviz kurlarını ne yazık ki yukarıya doğru tırmandırıp paramızdaki cebimizdeki parayı pul ettikleri ortamda biz her yönüyle emeklimizin, dar gelirlinin, vatandaşımızın depremle mücadelede yanlarında olacağımızı, olmak zorunda olduğumuzu, ekonominin kötü yaptıkları ekonomiden dolayı böyle bir kaynağı ayıracağımızı buradan Eyüp Sultan'dan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha duyuruyorum. Bütün arkadaşlarımızla sorunlarınızı dert edinen insanlar olduğumuzu hatırlatmak isterim. Gençliğimizin, enerjimizin ve cesaretimizin eksilmeden büyüdüğünü de herkese hatırlatmak isterim. Yetki sahibi vatandaşlarımız bize sadece geçici yetki verirler. 5 yıllık yetki verirler. O bakımdan hani birine kalsa her şeyi kendi çatısı altına toplayacak ya, her şeyi ona verirseniz hizmet gelirmiş, her şeyi ona verirseniz var ya bu milleti mahveder. İyi ki biz varız. Böyle bir anlayış olabilir mi? Her yetkiyi ona verin. Muhtarlarımız, toplayın çantanızı, pılınızı, pırtınızı, evinize gidin. Başka belediye başkanları da olmasın. Her şey onun olsun. İstanbul'da onun olsun. Bütün memlekette onun olsun. Allah yardımcısı olsun. Ne diyeyim? Allah yardımcısı olsun. Bu milletle dalga geçmek gibi bir şey. Bu millet hafif tebessüm eder ama o sandığa gittiğinde ne yapacağını da çok iyi bilir. Aynen 23 Haziran'da olduğu gibi. Elbette yetki istiyoruz ama yetkinin her anında, her saniyesinde şeffaf, sokakta yürürken bizi göreceksiniz. Pazarda yanınızda rastlayacaksınız. En zor anınızda yanınızda olacağız. Meclisimizi onların bilmediği şekliyle naklen her şeyini size göstereceğiz. Tüm şeffaflığıyla size hesap verecek bir biçimde yetkiyi bize verin. Size atom karıncanın üstüne bir tarif var mı bilmiyorum ama inşallah bulacağız diyebilirsiniz. Belki Ekrem gibi çalış denebilir. 5 yıl daha sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Yetki istiyoruz birlikte kazanmaya, birlikte başarmaya. İstanbul'un 16 milyon insanımıza ait olduğu bir dönemi hep birlikte var etmeye talibiz. Yetkiyi onun için istiyoruz. Daha güzel günlere hep birlikte yürüyelim. İcraat, hizmet, yatırımımızı düşürmeden her gün daha da arttırarak yürüyelim. Onun için parolamız belli. Her yerde yazıyor. Bu geçmiş 5 yılın parolası ya da sloganı İstanbul başardı. Önümüzdeki 5 yılın parolası ise tam yol ileri. Tam yol ileri. Akşemseddin ve Çırçır mahalleleri kentsel dönüşüm projelerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce vatandaşlarımızın güvenli konutlarına kavuştuğu günlerde buradaki hemşehrilerimden mutlu oldukları yuvalarında hem anahtarlarını vermek hem de onların bir yudum kahvesini içmek dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli izleyiciler, ekranlarınıza getirdik İstanbul Büyük